171 haftadır yakınlarımız eli kanlı devlet çeteleri tarafından emir komuta zinciri içinde planlı, örgütlü bir şekilde kaybedildiler diyoruz. Gözaltında kaybetme, 3-5 görevlinin bir araya gelip işlediği kişisel bir suç değil, bizzat devletin organize ettiği ağır insanlık suçudur diyoruz. Güvenlik güçleri insan hakları ihlali nedeniyle hesap sorulamaz, yargılanamaz, cezalandırılamaz konumdalar. Bu cezasızlık yargının yurttaşı değil, devleti koruma ve savunma zihniyetinin sonucudur diyoruz. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, güvenlik güçlerinin ve güvenlik politikalarını oluşturan idari otoritelerin hesap verebilir ve denetlenebilir olmasıdır. Bunu içermeyen yönetim biçimi ileri demokrasi değil, despotizmdir diyoruz. Bugün Galatasaray'dan defalarca kaybediliş öykülerini anlattığımız, faillerini açıkladığımız iki üniversite öğrencisi gencin Hüsamettin Yaman ve Mehmet Soner Gül'ün gözaltına alınarak kaybedilişlerinin 20. yılı. 22 yaşındaki Sakarya doğumlu Hüsamettin Yaman, İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu'nda öğrenciydi. Sanata, edebiyata, müziğe meraklıydı. Öğrenci hareketi içinde yer alıyor, okuldaki işgal ve boykot eylemlerine katılıyordu. Pankart taşımaktan 15 gün cezaevinde kalmıştı. Hakkında özgür, eşit, adil bir dünya istemekten başka bir suçlama yoktu. 22 yaşındaki Mersin doğumlu Mehmet Soner Gül, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrenciydi. Gençlik mücadelesinin içinde yer alıyordu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrenci Derneği üyesiydi. 1991 genel seçimlerinden önce Milliyet Gazetesi'ne "Hiçbir düzen partisinin programı öğrenci gençliğin sorunlarına çözüm getiremez. Bütün partilerin programında eğitim ve öğretimin kar için düzenlendiğini görüyoruz. Oysa biz eğitim ve öğretimin halk için olduğunu savunuyoruz" şeklinde beyanat vermişti. Mücadelesinden vazgeçmesi için gözaltına alınmış, ağır işkence görmüş, ölümle tehdit edilmişti. Hakkında mücadelede ısrardan başka bir suçlama yoktu. 5 Mayıs 1992 günü Hüsamettin Yaman ve Soner Gül otobüs durağında beklerken polis tarafından gözaltına alındılar. Ailelerin, arkadaşlarının, İHAD'nin tüm girişimleri sonuçsuz kaldı. Hüsamettin ve Soner'in gözaltına alındıkları reddedildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi yetkilisi Reşat Altay, Hüsamettin'in abisine "Kardeşin ile ilgili araştırma yapıyoruz ama bizim ile ilgili bir şey yok. İçeriye alınma, sorguya çekilme durumu yok" dedi. Ağabeyi Feyyaz Yaman ekip fotosuna alınmış diye itiraz edince "Bizim herhangi bir şeyden korkacak durumumuz yok. Vurur, köprünün altında bırakırız" yanıtını verdi. 2011 Aralık ayında Özel Harekat Polisi tetikçi Ayhan Çarkın, Hüsamettin ve Soner'in kafalarını ve yeselerine birer kurşun sıkmak suretiyle öldürülüp Çerkezköy kırsalında gömüldüklerini, ölürken son sözlerinin "insanlık onuru işkenceyi yenecek" olduğunu açıkladı. Çarkın'ın itirafları üzerine aileler yeniden suç duyurusunda bulundu. Özel yetkili savcı Hakan Karaali, Ayhan Efeoğlu, Hüsamettin Yaman, Soner Gül'ün kaybedilmesinden sorumlu tuttuğumuz 9 polisin şüpheli sıfatıyla ifadesini aldı. Polislerin "bizim bu işle ilgimiz yok" beyanlarını yeterli kanıt olarak görmüş olacak ki onları serbest bıraktı. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, Soner ve Hüsamettin'in gözaltında kaybedilmesinin örgütlü suç kapsamında olmadığını belirterek iki kez görevsizlik kararı verip dosyayı Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı ise örgütlü suç kapsamında olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verdi. Soruşturma dosyaları savcılıklar arasında gidip gelmeye devam ediyor. Savcılar hala soruşturmanın nasıl yapılacağına karar veremediler. Özel yetkili savcılar PUŞİ'den, slogandan, afişten, HES protestosundan örgütlü suç yaratırken yüzlerce insanın organize bir şekilde planlanarak gözaltında kaybedilmesini örgütlü suç değil, birkaç görevlinin kendi başlarına işledikleri münferit bir suç olarak görüyor. 20 yıldır Hüsamettin ve Soner için hukuk işletilmedi. 20 yıldır onları kaybedenler soruşturulmadı, yargılanmadı, cezalandırılmadı.
20 yıldır failleri korundu. Hüsamettin Yaman ve Mehmet Soner Gül gözaltında kaybedildiğinde gazetecilere o haldeki olaylara milli maç gibi bakacak, hep devleti destekleyeceksiniz diyen Hayri Kozakçıoğlu İstanbul valisiydi. Yargısız infazlar sonrası güzel bir hava yakaladık diyen Necdet Menzi İstanbul Emniyet Müdürü'ydü. 30 yılı aşkın meslek hayatı boyunca adı işkence, gözaltında kaybetme, katliam, siyasi cinayetler ve linçlerle birlikte anılan Reşat Altay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü'ydü. Onlar terfi üstüne terfi aldılar. Her hükümet döneminde korundu, kollandılar. Hüsamettin Yaman ve Soner Gül'ün kaybedilmesinden öncelikle onları sorumlu tutuyor, yargılanmalarını istiyoruz. Onlar yargılanmadan, hak ettikleri cezayı almadan bu dava bizim için kapanmayacak. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi gözaltında kayıplara karşı konuşuyor. Haftaya 372. oturumumuzda yine Galatasaray'dayız.